Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersu saminu vel işrune min izharil esrar. Bugün İzharul Esrar kitabının 28. dersini okuyoruz. Es-sifetul muşebbehetu, es-sifetul muşbihetu, es-sifetul muşebbehetu, muşebbihetu, es-sifetul muşbehetu, muşbihetu. Hepsi caizdir. Ama meşhur es-sifetul muşebbehetu. Teşbihden ismul mef'ul olursa bu daha meşhur. Ve rabi'u kıyasi 9 amilden 4.sü. Es-sifetul muşebbehetu. Sifeti nedir? Sifeti muşebbehedir. Yani ismul faale benzetilmiş sifet. Ne yönüyle ismul faale benzetiliyor? Tesni edilme, cem edilme, müzeker getirme, müennes getirme. O da li makame bihil fiil, o da li makame bihil fiil. Mesela hasune zeydun, husun zeyde kaimdir. Zeydun daribun, derb zeyde kaimdir. Bu yönleriyle ismul faale ne yapılıyor? Bu yönleriyle ism sıfat-ı müşebbehe ismul faale benzetiliyor. Peki ve rabi'u sıfat-ı müşebbehetu diyoruz. Niye sıfat-ı müşebbehi ismul taftile takdim etmiş? Bak bu mebhesten sonra ismul taftil gelir. Sebep ne? Sebep budur. Budur. Sıfat-ı müşebbehe faal-ı zahirde amel yapıyor. Her yerde. Ama ismul taftil kuhul meselesi hariç, kuhul meselesinin dışında başka herhangi bir yerde ismu taftil ne etmiyor? İsmu zahirde amel yapmıyor. Anlaşıldı. İsmu zahirde amel yaptığı için daha şerefli olmuş. Dolayısıyla efalu taftile takdimi yapılmış. Peki sıfatul müşebbehe kıyasi amillerden olduğunu biliyoruz, öğrendik. Ameli kıyasi olduğunu bildik. Peki ameli nedir? Raf'a mıdır, nesbe midir, nedir? Diyor fehiye. Sıfatul müşebbehe te'melu amele fi'liha. İsmul faal kendi fiilinin amelini yaptığı gibi sıfatul müşebbehe de fiili bina-i faal olan fiilinin amelini yapıyor. Hatta sıfatul müşebbehe fiilinden biraz fazla bir ameli yapıyor. Nedir? İsmul faal fiilinin amelinin aynısını yapıyordu. Sıfatul müşebbehe fiilinin amelini yapıyor, biraz da fazlasını da yapar. Ne gibi? Hani bazen sıfatul müşebbehe mabadında mef'ule teşbih edilmek suretiyle nesbe de yapabilir. Besrilerin yanında sıfatul müşebbehe teşbih olmaksızın da nesbe yapabilir. Kofilere göre teşbihten dolayı yapabilir. Neticede ha teşbihli ha teşbihsiz. Ha mef'ule benzetmek suretli ha benzetmemek suretiyle. Sıfatul müşebbehe bazen mef'ulden nesbe yaptığına göre fiilinden zaide bir amel yapmış oluyor. Çünkü fiili hiçbir zaman mef'ulda amel yapmaz. Niye? Çünkü fiili lazımidir, mutadi hiçbir zaman olmaz. Fehye ta'melu amele fi'liha yalnız bi şurutil mu'tebereti fi'smil fa'ili. İsmul fa'alda mu'teber olan şartlarla fiilini ameli yapar. Sıfat-ı müşebbehede de tesir olmayacak. Dünkü derste geçti. Sıfat-ı müşebbehede mevsuf olmayacak. Sıfat-ı müşebbehede nef istifama itimat edecek. Neye itimat edecek? İstifama, nefye itimat edecek. Bir de hal istikbal manasına olma konusunda.
Bi şurut-ül muhteber fi ismil faali. Şimdi şurut-ül muhtebere ism-i faalda deyince tesir de girer, mevsufiyete girer, ihtimada girer, hal istikbal manası da girer. Yalnız bunu en sonunu çıkartıyor. Diyor gayre manel hali vel istikbali. Hal istikbal manasının dışındaki şartlar gereklidir. Niye hal istikbal hariç? Çünkü diyor la yuşaratu fi ameliha. Hal istikbal manası sıfatul müşebbehenin amelinde. Yani sıfatul müşebbehenin mef'ulundan nesbe ameli yapması için hal istikbal manası şart değil. Sebep ne? Çünkü sıfatul müşebbehe sübut istimrar içindir. Hudus için değil. Hudus için olmayınca ne zaman istikbali ister, ne hali ister, ne madi ister. Manası istimrardır. Hal istikbal şart kılmanın bir anlamı yok. İstimrar olunca madiye de tevafuk edebilir, hale de edebilir, istikbale de edebilir. Örnek, nahu zeydun hasenun veçhuhu. Bu hasenun hasuneden sıfatul müşebbehedir. Hasunenin amelini yapıyor, künede fani raf etmektir. Hasenun da veçhuhu ne etmiş? Raf etmiş. Şartları hepsi mevcut. Hasenun musagar değil. Herhangi bir sıfatın mevsufu değil. Mubtedaya itimat etmiş. Hal istikbal da istenilmiyor. Sıfatul müşebbehe bu şekil bitmiş olduğu kısa diyeyim. Ve rabi'un es-sıfatul müşebbehetu fehye ta'melu amele fi'liha bi şurutil mu'tebereti fi ismil fa'li gayre manel hali vel istikbali fe innehu la yuşaratu fi ameliha nahu zeydun hasenun veçhuhu. İsmu taftili kıyasi amillerden dokuzuncusu ismu taftil. Şimdi ismu taftil, afalu taftil birbirlerinden yerine kullanılabiliyorlar. Yalnız bazen şöyle bir fark yaparlar. Afalu sıgası üzerine kalırsa afalu taftil denilir. Bu sıga ef'alu sıgasının üzerine kalmasa ismu teftil denilir. Bu farka binaen hayrun şerruna ismu teftil denilir, ef'alu teftil denilmez. Afdaluya da ne denilir? Ef'alu teftil denilir. Böyle bir fark yapanlar var. Ama esah o ki birbirlerine ismu teftil de ef'alu vezinde kalana kalmayana, ef'alu tefsilde kalan kalmayana ne yapılıyorlar? İstimal ediliyorlar. Vel hamis, bu başlık diyor. Vel hamisu ismu tefsili. Şimdi ismu tefsil diyor. Bakın ismu tefsilden sonra mesler geliyor. Mesler aslul müştakattır. İştikak itibariyle müştakatların en aslidir. Onun hakkı takdim değil. Ama buna rağmen Musannaf ismu teftili mesele takdim etmiş. Halbuki mesele şartsız zahırda amel yapar. İsmu teftilin şartı var. Kuhul meselesinde yapar yoksa yapmaz. Birden mesele mef'ulu bihide amel yapar. Afalu teftil mef'ulu bihide amel yapmaz. Buna rağmen niye ismu teftili mestere ne etmiş, takdim etmiş, bunun sebebi nedir? Şimdi bunun sebebi budur. İsmu teftil muştaktır, mester muştak değildir. Biz de amelden bahsediyoruz. Amel itibariyle muştak, gayri muştaktan daha evladır. İkinci bir husus, ismu taftilin ved'ında nisbet muhteberdir. Mesterin ved'ında nisbet muhteber değildir. Hades var ama nisbeti ila fa'ilin muayyenin ev fa'lima muhteber değil. İsmu taftil muştak olması itibariyle
İsmu taftilde nisbet muteber, vatanda nisbet muteber olması itibariyle ismu taftil amelde kuvvetli olmuş. Amelde ismul mef'ule, ismu taftilde kuvvet hasıl olmuş. Onun için her yerde değil, burada amel konusu olması hasebiyle ismu taftilde muştak olması, vatanda nisbetin muteber olması itibariyle amelde ismu taftil daha nedir? Daha kuvvetlidir. İsmu taftilin fiile muşabeti daha güçlüdür. Onun için ismu taftili takdim etmiş. Hatta bu sebepten dolayı hani muştak nisbeten muteber olma yönüyle musannif bütün muştakatları ismu taftil gibi hepsini mesleğe ne etmiş? Takdim etmiş. Bakın beşincisi ismu taftildir. Altıncısı mesterdir. Yedincisi ha ismi mudafi, yani muştakatların hepsinin sonunda mesleri getirmiş. Vel hamisu beşincisi ismu taftili dedik. İsmu taftilin amelinden bahsedelim. Ve huve ismu taftil la yansibul mef'ule bihi. İsmu taftil İsm-i zahir olan mef'ulü bihi nesbe yapmaz. Bu bir ittifaki. Niye ittifaken ism-i taftil mef'ulü bihi de amel yapmaz? Çünkü mef'ulü bihi de amel yapmak o da kuvvetli bir amel ister. Fa'al kadar olmasa da o da kuvvetli bir amel ister. İsm-i taftil zayıf olduğu için mef'ulü bihi de ne etmez? Amel yapmaz. Peki mef'ulü bihi de amel yapmaz diyorsun. Ayete ne geçiyor? Hu a'lemu men. A'lemu men geçiyor. Bakın a'lemu fiil, faali müstetir huvedir. Men mef'ul olur. Ha mef'ulü bihi de amel yapmış. Men de ne etmiş? Amel etmiş. Bunu ne yapıyoruz? Bunu, bu ve bunun gibileri mahzuf bir fiille mensup yaparız. Yani huve alemu. Huve alemu min kulli şeyin. Allah-u Zülcelal her şeyden nedir? Daha alemdir. Ya'lemu men. Bakın bu men mahzuf bir ya'lemunun mef'ulü bihisidir. Mahzuf bir fiilin mef'ulü bihisidir. İsmu taftilin mef'ulü bihisi değildir. Bu gibi yerlere de bu şekil cevap veririz. Demek ki bunu unutmayalım. Afalu taftil mef'ulu bihide ittifakan amel yapmaz. Çünkü mef'ulu bihi kuvvetli bir mamuldür. İstitari mümkün olmadığı için mecbur ismi zahir gelir. Afalu taftil mef'ulu bihide ittifakan amel yapmaz. Ne kaldı? Faal kaldı. İsmu taftil faale müstetirde ittifakan amel yapar. Kimsenin orada ihtilafı yoktur. Ne kaldı? Faale zahirde amel yapar mı, yapmaz mı? Buna iyi dikkat edelim. Bir yerde faale zahirde amel yapar. Geri kalan yerlerde afalu taftil, ismu taftil faal-ı zahirde amel yapmaz. Hani meşhur kuhul meselesi diyoruz. Kuhul meselesinde faal-ı zahir rafa yapar, gayrisinde yapmaz. Şimdi bakalım bu kuhul meselesi nedir, şartlar nedir? Yani bir ismu tefsilin faal-ı zahirde amel yapmanın kaidesi nedir? Diyor ve la yerfa'ul fa'ile zahire. Faale zahiri hiçbir zaman rafa yapmaz. Faale müstetir rafa yapar, zahiri yapmaz. Niye? Faale müstetir daiftir, ismu teftil faale müstetir de amel yapar. Faale zahir kavi olduğu için ismu teftil faale zahir de amel yapmaz. İlla ismu teftil faale zahir de amel yapar. İza sare bimanel fiyeli. İsmu teftil ziyadelikten çıkıp fiil manasına girdiği vakit o zaman ismu zahirde amel yapar. Niye?
Çünkü zahren her ne kadar ismu taftil ise de takdirinde fiildir. Peki bunu öğrendik. Bakalım nerelerde ismu taftil taftilden ziyadeden çıkıp fiil manasına geliyor, ona bakalım. O bi en yekune. Şimdi misal hemen arka sayfaya, benimkine göre diyorum. Ma ra'eytu raculen ahsana fi aynihi el-kuhlu minhu fi ayni Zeydin. Kuhl meselesi budur. Misali örneği budur. Meseletul kuhl niye diyorlar? Misalde fa'ale zar kuhl olduğu için. Şimdi bunun manası ma ra'eytu raculen, ben bir adamı görmedim ki ahsana fi aynihi, onun gözünde daha iyi olsun el-kuhlu kuhl. Minhu o kuhulden ki fi ayni Zeydin. Yani Zeyd'in aynındaki hiçbir adamı görmedim ki onun aynındaki kuhul Zeyd'in aynındaki kuhulden daha iyi olsun. Pek Zeyd'in kuhulünden kuhulü daha iyi olan birini görmedim. Ne kaldı? Yani hiçbir insanın gözündeki kuhul Zeyd'in gözündeki kuhulden daha ehsen değil. Daha ehsen olmayınca ne kaldı? Ya Zeyd'in gözündeki kuhl ile başka ricalların kuhlu ya eşittirler ya Zeyd'inki daha ehsen. Zaten üç ihtimal var. Ya bir raculun kuhlu Zeyd'in aynındaki kuhlden daha ehsen olur. Ya Zeyd'in daha ehsen olur ya ikisi aynı olur. Misalın zahri, hiçbir raculun aynındaki kuhl Zeyd'in aynındaki gözündeki kuhlden daha iyi değil. Bu bitti. Makam nedir? Zeyd'in gözündeki kuhlu medh etmek. Aha, makamdan da anlaşıldı ki musavat da olmaz. Hiçbir raculun aynının kuhlu ile Zeyd'in aynındaki kuhlunun dereceleri aynı olması, eşit olması, bu da ne değildir? Bu da makam karinesiyle, bu da murat olamaz. Peki ne kaldı? Hiçbir racunun gözündeki kühül Zeyd'in gözündeki kühülden daha iyi değildir. Daha ne değildir? İyi değildir. Makam karinesiyle hiçbir racunun aynındaki kühül ile Zeyd'in aynındaki kühülün dereceleri de eşit değildir. Ne kaldı? Kaldı ki Zeyd'in gözündeki kühül bütün ricalların gözündeki kühülden daha iyidir. Mana budur. Bakın. Ma geldi, ziyadeyi attı, götürdü. Ziyade gidince ne kalır? Eslul fiil kalır. Ama burada ahsenu hasune manasındadır. Onun için ismi zahar olan kuhulda amel yapmış. Şimdi bu kuralı misala tetbik edelim. İlla ize sare, bu misale bakın, ahsenu biman fiil. Nasıl olur? Olur. Bi en yekune vesfen. Aha, ahsene sıfat olmuş. Limutaalliqin. Limutaalliqin. Limutaalliqin ma. Ma kun nedir? Racüldür. Racülün mutaalliqi nedir? Kuhuldür. Ha, burada en ahsenu vesfen, vesf olmuş. Limutaalliqin ma. Ma nedir? Racüldür. Mutaalliki nedir? Kuhuldür. Burada husun kuhle cari olmuş. Bakın kuhul ahsenunun faalidir. O husun neye taluk ediyor? Kuhle. Ha, bu misalde ahsenu kuhle vasıf olmuş. Kuhuldan racülün neyidir? Mutaallikidir. Nasıl mutaallik olur? Minhudaki demir vasıtasıyla kuhul racüle ne ediyor? Taalluk ediyor. Ha, cera cari olmuş. O ahsenu aleyhi racul üzerine cari olmuş. Ahsen racule cari olmuş ne demek? Bizim bu misalda naati olmuş, sıfeti olmuş. Bazen bazı misallarda haber de olabilir, hal da olabilir. Zaten haber, hal, sıfet olmayla itimat etmiş oluyor. Böyle olunca bu sefer bir zaharda amel yapar, konu nedir? Kuhuldür. Tekrar ediyorum. Bi en yekune ismu tafsil ahsenu. Vesfen sıfet olmuş. Bu misalda
Buradaki vasıf yani sıfettir. Haber de olabilir, hal da olabilir, vasf-ı nahvi de olabilir. لِمُتَعَلِّقِ مَا مَا رَجُلُدُرْ مُتَعَلِّقِ nedir? Kuhuldür. Cere cari olmuş, o ahsen aleyhi o ma üzerine. Yani ahsene, racule sıfet olmuş. Bu racule cari olan ahsenun manasında kuhlun mutaalliqidir, kuhlun vesvidir. Mufaddalen o mutaalliq kuhuldür. Tefsil ediliyor. Bi'atibari taalluki racule taalluk etmesi itibariyle tefsil ediliyor. Neye tefsil ediliyor? Tabi nafi onu kaldırıyor sonra o arayı. Neye tefsil ediliyor? Ala nefsihi. Kuhul racule taalluk etmesi itibariyle tefsil ediliyor. Neye? Kuhle tefsil ediliyor. Ama bi'atibari gayrihi. Bi'atibari gayrihi. O taalluk'ın gayrisi itibariyle on kendi nefsine ne ediyor? Taalluk ediyor. Yani hulase bu kuhul racule taalluk etmesi itibariyle teftil ediliyor. Neye teftil ediliyor? Zeyd'e taalluk etmesi itibariyle. Yani racülün gözündeki husun, racülün gözündeki kuhul Zeyd'in gözündeki kühülden daha iyi. Mufaddal da kühül, mufaddalu aleyhi da kühüldür. Ama mufaddal kühül, racule taalluk etmesi itibariyle. Zeyd'e mufaddalu aleyhi olması, Zeyd'e taalluk etmesi itibariyledir. Ha, ma olmamış olsaydı, bu misalda kuhul racule taalluk yani racunun gözüne taalluk etmesi itibariyle kendine tefsil edilirdi Zeyd'in gözüne taalluk etmesi itibariyle. Kuhul mufaddaldir aynı zamanda mufaddalu aleyhidir ama iki itibarla. Yani racule taalluk etmesi itibariyle mufaddaldir. Zeyd'e taalluk etmesi itibariyle mufaddalu aleyhidir. O hani mufaddalen menfiyen bu menfiyen bu kuhul bu menfiyen mufaddalen bi'atibari taalluki ala nefsihi bi'atibari gayrihi menfiyen. Bu menfiyen terkibinde mahzuf bir yekuneye ne olur? Haber olur. Veya hota hal olur. Veya hota mahzuf bir taftilene sıfet olur. Bakın. Vesfen. Yekunu o vesf menfiyen. Veya hota hale kevnihi menfiyen. Veyahut mufaddalen tefdilen menfiyen. Menfiyen mahzuf yekuniye haber olabilir. Vesfe har olabilir. Mahzuf bir tefdile sıfet olabilir. Aha menfi olduğu halde deyince demek ki eğer ma olmamış olsaydı racülün gözündeki kühül Zeyd'in gözündeki kühle tefdil edilirdi. Ama menfi olunca nef vasıtasıyla racülün gözündeki kühül Zeyd'in gözündeki kühülden daha ne değildir? Daha ehsen değildir. O ziyade nef itibariyle ortadan kalkmış oluyor. Nahu ma ra'aytu raculan ahsana fi aynihi el-kuhlu minhu fi ayni Zeyd'in. Yani bunu bitip kaydayı öğrendik. Ama dikkat edin, haşede baksanız görürsün. Vesfen, bu misalda ahsen vesf olmuş. Li mutaalliki ma mutaallak kuhuldür. Ma racüldür. Cere cari olmuş.
Ahsen aleyhi o racul üzerine. Mufaddalen o kuhul tefzil ediliyor. Bi'atibari taalluki. Racule taalluk etmesi itibariyle. Ala nefsi kendi nefsine taalluk ediliyor. Bi'atibari gayriye konu nedir? Zeyd'dir. Menfiyen o vasıfta menfi olduğu halde. Veyahut da o tefzil menfi olduğu halde. Yani Raculun aynının kuhlu, Zeyd'in aynının kuhlundan zaide değildir. O ziyadeyi ne ediyoruz? Nef ediyoruz. Şimdi nahu ma raitu raculun ahsana fi aynihel kuhlu minhu fi ayni Zeyd'in. Bunun manası, hani ma'nın vasıtasıyla, ziyadenin nef edilmesinin vasıtasıyla, manası ma raitu raculen hasuna fi aynihel kuhlu minhu. حسن في عين الكحل كحسنه في عين زيد. Yani ben bir adamı görmedim ki onun gözündeki kühül Zeyd'in gözündeki kühül gibi olsun. Ya onun gibi değildir nedir? Belki Zeyd'in gözündeki kühül herhangi bir racunun gözündeki köhülden daha iyi. Şimdi demin söyledim ya. Şimdi ma gelince hiçbir racunun köhlü Zeyd'in köhlünden daha ehsen değildir. Daha ehsen olmanca ya eşittir ya Zeyd'inki daha ehsendir. Makamul medeh eşitliği de men ediyor. O zaman ne kaldı? O zaman hiçbir adamın Zeyd'in gözündeki köhül bütün adamların gözündeki kühülden daha iyidir. Ziyade ma ile nefedildi, musavat makamla nefedildi. Ne kaldı? Zeyd'in kühülünün ziyadetül husnu kaldı. Şimdi bunun açıklamaları, tefsilatı, hele hele cami bunu çok uzatıyor, Suyuti de uzatıyor. Netaicde de onlara kadar olmazsa da biraz uzatıyor. Metinde biz bu şekil kısa geçelim. Netaice inşallah gelince orayı ne ederiz? Açıklamasını tam yaparız. Şimdi efalu tafsil ne dedik? Mef'ulu bihide amel yapmaz dedik. Fa'ale zahirden kuhul meselesi hariç amel yapmaz dedik. Geri kalan ne var? Fa'ale zahir değil de fa'ale müstetir kaldı, zarf kaldı, meful mutlak kaldı, meful lehu kaldı, diğer mamuller kaldılar. Onlar da amel yapar mı, yapmaz mı? Diyor ve ya'melu fi gayrihima. Afalu tafdil mefulu bihi ile fa'ale zahir gayrisinde amel yapar. Fa'ale müstetirde amel yapar. Niye? Fa'ale müstetir itibari olduğu için onda amel yapmak güçlü bir amele gerektirmiyor. Zayıf bir amil de yapar. Afalu tefsil de yapar. Afalu tefsilden daha zayıf amiller de yaparlar. Zarfta amel yapar afalu tefsil. Meful mutlak da yapar. Meful lehu da yapar. Başka bütün mamurlerde amel yapar. Yalnız İsam camideki, cami üzerindeki haşesinde şöyle diyor. Diyor afalu tefsil lame takviye ile mefulu bihide amel yapar. Mesela ene adrabu minke li aliyin. Ben senden Ali'ye daha vurucuyum. Ene adrabu minke li aliyin. Mefulu bihi nedir? Ali'dir. Ha lam gelmiş adrabunun Ali'deki amelini takviye etmek içindir. Lam edrabunun amelini takviye ettiği için Zeyd'e edrabu efalu taftil ne etmiş? Efalu taftil amel yapmış. Peki bunu da öğrendik. Diyelim iki mef'ul geldi. Biri bunu İsam'a göre. İsam diyor iki mef'ul geldi. Birincisi lam-ı takviye ile amel yaptı. İkincisini lamsız amel yapabilir mi? Hayır. Yine yapamaz. İki mef'ul geldi. Biri birincisi lamladır. Efalu tefdil. Lam-ı mukaviye ile o birinci mef'ulda amel yapmış. O lamın üzerinde olduğu mef'ulu bihiden sonra
gelen mensub mef'ulu bihi afalu taftilin mamulu değil. O mukadder bir amelin neyidir? Mamuludur. Mesela enne eksa minke li zeydin es siyabe dersek siyabe mahzuf uksuhunun mef'ulu bihisidir deriz. Bu kadarını bilin yeterlidir. İbareyi de okuyorum size. İsmu taftili vel hamisu ismu taftili ve huve la yensibul mef'ule bi bil ittifaki ve la yerfa'ul fa'ile zahire illa idha sare bi ma'nel fi'li bi en yekuna vesfen li muteallikki ma cera aleyhi mufaddalen bi itibari taalluki ala nefsi bi itibari gayrihi menfiyen nahu ma ra'aytu raculan ahsana fi aynihi al-kuhl minhu fi ayni zeydin ve ya'malu fi gayrihima. 5. amile kıyası da bitti. 6. olan mesele geldik ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.